ve bu yükümlülüğü yerine getirmiştir. Şu var ki Allah Celle Celaluhu zamanla unutulmaya yüz tutmuş örtünme emrini Hazreti Meryem ile sembolleştirmiş, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ile birlikte özellikle Nur Suresi 31. ayet ve Ahzab Suresi 59. ayetleriyle net bir şekilde hüküm altına almıştır. Bu ayetlerden anlaşıldığı üzere örtünmek farzdır. Allah'ın ayetlerindendir. Namaz, oruç ve zekat nasıl farz ise örtünme de o şekilde farzdır. Daha geçen sene sırf tesettürlü oldukları için okula alınmayan ve sınıfta bırakılan ilvanlı küçük bacılarımızın eğitim hakkını elinden alanlar yarın Allah'ın huzurunda nasıl hesap verecekler? Okumak onların da hakkı değil mi? Hani kız ve erkek eşitliğiniz vardı? Hani hiçbir surette kimsenin eğitim hakkı elinden alınamazdı? Tek suçları tesettürlü olmak olan bu çocuklara bu durumu kim nasıl izah edecek? Hatırlanacağı üzere yakın bir geçmişte tesettürlü çocukları ebeveynlerinden almakla tehdit eden yetkili zabata şunu hatırlatmak isteriz. Hiçbir ideoloji ve düşünce sistemi çocukları ebeveynlerinden almakla tehdit edemez. Zira çocuğun nasıl bir yaşam sürdüreceğine, neye inanıp neye inanmayacağına, neyi ve neleri kutsal kabul edip etmeyeceğine, varlığını kime veya neye armağan edip etmeyeceğine ancak ebeveynleri karar verebilir. Zulme karşı omuz omuza! Zulme karşı omuz omuza! Zulme karşı omuz omuza! Son dönemlerde hükümetin halkın yararına yaptığı gözle görülür maddi iyileştirmeleri görmezlikten gelmemekle birlikte mütedeyyin kesimlerin üzerindeki baskılar ve inanç özgürlüğü önündeki engeller konusunda maalesef ciddi bir adımın atılmadığını da üzülerek müşahede etmekteyiz. Değerli basın mensupları, tesettür İslami bir emir ve insani bir haktır. Bu hakkın kişilerin elinden alınması veya engellenmesi insan haklarına, hukuka ve inanç özgürlüğüne vurulmuş bir darbedir. Toplumsal yozlaşmanın, ahlaki çöküntünün had safhaya vardığı, aile namus mefhumu ve manevi değer yargılarının kıymetsizleştirildiği günümüzde toplumu ayakta tutan maddi ve manevi dinamiklerden olan tesettür başta olmak üzere güzel ahlakın yaygınlaştırılması ve manevi değer yargılarımıza sahip çıkılması adına bu tür girişimlerin salt bazı kesimler tarafından değil, başta İslami STK'lar olmak üzere toplumun tüm kesimleri tarafından desteklenmesinin zaruri olduğuna inanıyoruz. Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Bu konuda siyasi iktidara da halktan gelen haklı talepleri iletiyoruz ve bu hakkın anayasal güvence altına alınmasını talep ediyoruz. Büluğa eren her kız çocuğu için örtünmek farzdır. Tesettürlü olması farzdır. Tesettür konusunda da en önemli görev biz Müslüman anne ve babalara düşüyor. Çocuklarımıza küçük yaşlarda tesettürü sevdirelim. Onlara bunun Allah'ın bir emri ve cennete girmenin anahtarı olduğunu anlatalım. Unutmayalım ki çocuklarımız bizim imtihanımızdır ve Allah'ın bir emanetidir. Onları İslami bir ahlak üzere yetiştirmek çocuğun anne baba üzerindeki en önemli hakkıdır. Unutmayalım ki ağaç yaş iken eğilir. Zulme karşı omuz omuza! Zulme karşı omuz omuza! Zulme karşı omuz omuza! Toplumun içine düştüğü bu ahlaki çekintiden kurtulması için özellikle bacılarımızın dikkat etmeleri gereken hususları şu birkaç madde halinde özetleyebiliriz. 1. Tesettür için seçilen giysi dikkat çekici olmamalı. 2. Giyilen elbise vücut hatlarını belli etmemeli. 3. Kadının giysisi erkeklerin giysisine benzememeli. 4. Eğitim ve kariyer gibi nedenler öne sürülerek tesettür terk edilmemeli. Unutmayalım ki zaruret olmadıkça avret sayılan uzvun açılması haramdır. 5. Tesettür İslami kimliğin alametidir. Müslüman kadın dışarıda örtüsüne ve hareketlerine dikkat etmelidir. 6. Tesettürlü bir bayan makyajdan uzak durmalıdır. 7. Günlük işlerinde bedenini muhafaza edecek şekilde giyinmelidir. Sünnet-i seniyeye uygun yaşam tarzını seçmelidir. Değerli basın mensupları, Siverek'te Gazipaşa İlköğretim Okulu'nda okumakta olan bir kızımıza okul yönetimi tarafından kınama cezası verilmiş ve bu kızımız disipline sevk edilmiştir. STK'lar olarak bizler de bu kızımıza yapılan hukuksuzluğu ve bu hukuksuzluğu yapanları şiddetle kınıyoruz. Ve onlara Allah-u Teala'nın şu ayetiyle cevap veriyoruz. Zalimler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır. Allah'ın emri yasaklanamaz! Allah'ın emri yasaklanamaz! Allah'ın emri yasaklanamaz! Tekbir! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Sayın mensup, basın mensupları, sizlerin aracılığıyla Müslüman halkımıza şu çağrıda bulunuyoruz. Bu eğitim ve öğretim dönemi itibariyle ilk öğretim ve orta öğretimdeki kız çocuklarımızı
bakalım. Bir de son olarak hükümet yetkililerine sesleniyoruz.